karşımda 4 defa boşanmış ve 5. evliliğini yapmış bir beyefendi vardı. Kendisine dedim ki zamanı başa alsak ne yaparsınız? Hiç tereddüt etmeden dedi ki ilk eşimle evliliğe devam ederdim. Neden dedim? Çünkü dedi birinci eşimde olan problem ikincisinde yok diye ona gitmiştim. İkide bir başka problem vardı. Üçe gittim. Üçte bir başka problem vardı. Dörde gittim. Dörtte bir başka problem vardı. Beşinci eşimde şu anda çok genç. Benim yaşımda fazla. Şu anda da hiç yaşamadığım kıskançlık problemini yaşıyorum demişti. Kim evlenecek olursanız olun. Mutlaka evliliğinizde problemler olacaktır. Nitekim şu semavi mesaj çok hoşuma gider. Sizin eşinizde gördüğünüz, hoşunuza gitmeyen bir taraf varsa bilin ki sizin için orada bir iyilik vardır. O iyiliği yakalamaya çalışın. Yani modern psikolojinin gözüyle bakacak olursak her olayın bir pozitif tarafı vardır. Pozitifi yakalamaya çalışın. Eşimizin tek kusuruna odaklanıp onu görerek boğulmayalım. Eşimizin birçok güzelliği var. Oraya zoomlanalım.